Merhaba sevgili dostlar, 18 Kasım haftasına giriş yapıyoruz ve 18 Kasım haftasında gökyüzü bizlere neler vaat ediyor? Hadi hep birlikte bakalım isterseniz. Öncelikle bu hafta gökyüzüne baktığımızda çok fazla kırmızı kırmızı transit açılarımız var. Kırmızı deyince dur ve dikkat diyoruz. Keza bir gezegenin bir başka bir burca geçişinde tabii ki problemler yaşanacaktır, olasıdır. Bu geçişte kolektif gezegen Plüton'un Salı günü 19 Kasım'da Kova burcuna geçişiyle artık eski bir dönem kapanıyor, yepyeni bir dönem açılmakta. Netice itibariyle hayatlarımızda, doğum haritalarınızda Kova burcu neredeyse o alanda oldukça değişim ve dönüşüm zamanı. Bu en önemli haftanın transit geçişi olarak gözükmekte. Haftaya baktığımızda pazartesi günü Merkür'ün Jüpiter'le olumsuz etkileşimi, trafik, kaza haberleri, hava ile ilgili olaylar, ani kış bastırmaları, rüzgarın etkisi, bunlarla ilgili doğa olaylarına şahitlik yapacağımızı göstermekte. Salı günü sabahleyin gökyüzünde Güneş'in Neptün'le olumlu etkileşimi, hayallerimizi gerçekleştirebileceğimizi, özellikle arzu ettiğimiz projeler konusunda ilhamın gökyüzünden aktığı zamanlar. Aynı zamanda meleklerin de bizlerin dileklerine, dualarına aracı olduğu bir açık bir enerji hattı söz konusu. Dolayısıyla salı sabahı uyandığımızda gökyüzünden isteme ve dileme zamanları. Aynı zamanda kovaya geçiş yapan Plüton'un etkisi de dediğim gibi tüm dünyaya yepyeni bir dönemin startını verecek. Plüton'un kova seyri maalesef ayaklanmaları, halkın bilinçlenmesiyle ilgili bir takım olayların daha hızlanmasını gösteriyor. Burada gruplaşmalar, aynı zamanda meclisle ilgili olan konuların daha fazla öne çıkacağı olası. Birazdan Türkiye için de değerlendireceğim. 20 Kasım Çarşamba günü Ay Aslan Burcu'na geçiş yapıyor saat 16.50'de. Dolayısıyla önümüzdeki 2 günlük süreç içerisinde saçınızın boyasıydı, kesimiydi, bunlarla ilgili öz bakım zamanı gerçekten çok doğru zamanlar. İyi bir şekilde kullanmamızda fayda var. Ve 21 Kasım Perşembe sevgili yaylar, gökyüzünde Güneş'in yay burcuna geçişiyle sizin zamanlarınız başlıyor. Efendim, doğum gününüz kutlu olsun. Gökyüzünde yıldızınız parlasın. Mutluluğunuz daim olsun diyorum. Ve geldik Cuma gününe. Cuma günü ani beklenmedik olaylar söz konusu. Burada özellikle göksel kombinasyonlarda ikili ilişkilerle ilgili bir takım kararlar. Evlilik kararı, ayrılık kararı bu hafta sonu daha çok ön plana çıkacaktır. Teklif edememişler bu hafta sonu teklif edebilir. Ayrılmayı düşünüyor ama bir türlü iki lafı bir araya getirip söyleyemiyor. Burasında aktif olacağı zamanlar. Dolayısıyla Venüs'ün olumlu etkileşimi Satürn'le öğleden sonrasındaki saatlerde bir takım kararlar, ilişkiyle ilgili önemli kararların adım atılacağına dair bir bilgi vermekte. Ay Başak Burcu'nda Cumartesi günü ilerliyor ve Ay'ın Başak Burcu'ndaki seyri önümüzdeki 2 günlük süreç içerisinde daha kendimizi kritik edeceğimiz bir süreç, her şeyi beğenmeyeceğiz, sebep-sonuç ilişkisinin daha ön planda olacağı bir dönem. Dolayısıyla bu dönemde biraz daha pesimist davranacağız, beğenmeyeceğiz hiçbir şeyi. Pazar günü oldukça dikkatli, çünkü ani beklenmedik tartışmalar,
olaylar yaşanabilir. Dolayısıyla evinizde sevdiklerinizle bir aradayken daha iyiye ve güzele odaklanmanızı tavsiye ediyorum. Evet, önümüzdeki 18 Kasım haftası bu şekilde geçecek. Peki burçlara etkisine bakalım mı?